Buyurun. Çocukların da doğduklarından itibaren bence kalp muayenelerinin kesinlikle yapılması gerekiyor. Çocuk kardiyologları var. Mesela ben çocuğumu götürmüştüm. 3 yaş itibarıyla bakılması gerektiği yolunda biz yayınlar yapmıştık o dönemde. Bu doğru mudur? Çocuklara erkenden bakılması yararlı mıdır hocam? Şimdi çocuklar geldi aklıma şu anda. Hocam yeni doğan doğar doğmaz mutlaka yapılması gerekir. Zaten yapılır. Evet. Hatta doğmadan önce anne karnında da yapılır. Anne karnındaki bebeklerin kalp yapısı, damar yapısı, onların görüntülenmesi, fetal ultrasonografiler, fetal ekolar, Evet. yani bu anne karnından önlemler alınmaya başlar. Kalbin öyle bir defekti vardır ki onu gördüğünüz zaman anneye ve babayı uyarırsınız. Bu genelde şu genetik hastalıklarda ortaya çıkar, yaşamla bağdaşmayabilir veya bu çocukta ciddi sorunlar ortaya Evet. çıkabilir. Onlara bir opsiyon hazırlarsınız. Yani bir tabii kimse onu istemez ama bazen çocuğu aldırma durumu ortaya çıkabilir. Evet. Ve bunlar yapılıyor. Yurt dışında da var, Türkiye'de de var. O nedenle daha çocuk anne karnındayken bunlar yapılır. Çocuk sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. İster sezeryan, ister normal doğum. O zaman ne yapar? Oradaki ortama göre, orada bir doktor, ebe, bakın ebe de anlar kalbi nasıl? Çocuğun hareketlerinden, meme emmesinden, nefes alıp vermesinden şüphelenir. Onlar tecrübelidir. Tabii. Ondan sonra cema varsa bir kardiyoloji, zaten büyük hastanede kardiyoloji mutlaka bir muayenedir. Çocuğun en azından göğüs seslerini, nefes alıp verme sesini stetoskopla, basit ekoya gerek yok. Kalbindeki ritmi, kalbindeki üfürümü hepsini dinler. Anlatabiliyor muyum? Parmaklarında renk değişimi var mı? Tırnakların yapısı, saçlarının yapısından tutun. Tabii dudaklar, morarma var mı? Ve bu arada çocuğu takip edecekler. Anneye emzirmeye verdi. O sırada meme emerken nefes darlığı var mı? Meme emerken morarıyor mu? Ağlıyor mu? Bunların hepsi kalple bağlantılıdır. E nasıl bağlantılıdır? Ama bu efor demektir. Çocuğun eforu 100 metre yürümekle anlaşılmaz. Çocuğun eforu orada meme emerken yaptığı kas hareketleriyle anlaşılır. Bu efordur. Efor sırasında morarma oluyorsa, solukluk oluyorsa, ciddi ağlamalar oluyorsa, nefes darlığı oluyorsa kalbe, akciğere mutlaka bakılır. O nedenle yeni doğanda bakılır. Ondan sonra çocukta herhangi bir sorun yoksa senede bir, 2 senede bir, 3 senede bir oradaki ilk gören doktorun ne önerdiyse o şekilde takip edilir. Eğer varsa o zaman artık konunun uzmanlarına durum bildirilir. O zaman çocuk kardiyoloğu ve çocuk kalp damar cerrahı konuyu beraber ele almaya başlarlar. Her şeye rağmen çocukta kalp defekti ortaya çıkabilir. Tabii. Bunu o şekilde artık konseye sokarak çocukta ameliyat mı yapılacak, başka tedaviler mi yapılacak, yoksa takibe mi alınacak, karar verilir. Aileyle de anlaşılır bu konuda. Aileye de anlatılır. Evet.